Deprem bölgesinde yıkılan binalar için harekete geçildi. Bazılarının müteahhitleri hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Biri yurt dışına kaçmaya çalışırken diğeri de saklandığı yerde yakalandı. Yaptıkları binaların enkazında ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yapılan incelemelerde ilk belirlemelere göre sadece eski binalar değil, yeni binalar, hatta depreme dayanıklı diye satılanlar da kurallara uygun inşa edilmediklerini ortaya koyuyor. Burası zeytinlikti, normalde zeytinliktir. Meyilli bir alan burası. İçinde çimento yok. Demiri de çok az. Ne zemini sağlamdı ne de yönetmeliğe uygun yapıldı. Depremde yerli bir olan Rönesans Rezidans'ın enkazının başında yakınlarından umutlu bir haber bekleyenler tüyler ürperten iddialarını peş peşe sıraladı. 13 katlı binaya nasıl kullanırsın 12'lik demiri sen? İlk müteahhit bitiremedi, ruhsat alamadı, vermediler. Sonra ikinci müteahhit bitirdi. Nasıl bitiriyorlar bunları? Benim oğlum, gelinim, iki torunum burada. Bir hafta oldu. Deprem faciasının ardından Hatay, Antakya'nın en lüks rezidanslarından Rönesans Rezidans'ta yerle bir oldu. Yıkıldı. 250 daireli bir rezidanstı burası ve buranın sahibi burayı cennetten bir kare olarak tanıtıyordu. Ancak burası ne yazık ki birçok kişiye mezar oldu iddiaya göre. Bu noktada usulsüzlükler de var. Zeytinlikti, normalde zeytinliktir. Meyilli bir alan burası. Söktüler. Bu meyilli alanı düzlediler. Böyle binalar diktiler buraya. Buradaki yol normalde 40 metre hakkı. Evet. Ama gel gelelim burada 10 metre yol yok. Bunu rüşvetle yiyen belediyeciler. Rönesans Rezidans'ın müteahhiti Mehmet Yaşar Coşkun arama kurtarma çalışmaları devam ederken ortadan kayboldu. İhbar üzerine İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı. 10 kentin savcılıkları harekete geçti, yıkılan binalarda inceleme başlatıldı. Diyarbakır, Osmaniye, Gaziantep ve Şanlıurfa'da binaların yapımını üstlenen ve imara aykırı değişiklik yapan 43 kişi gözaltına alındı. Gaziantep'te 6 bloğundan 4'ü yıkılan Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhiti Mehmet Ertan Akay da İstanbul'da yakalandı. Adana'da yıkılan ve 65 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı apartmanın müteahhiti Hasan Alpargün ve oğlunun depremin ardından apar topar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kaçtığı iddia edildi. Antakya'da yıkılan binalar arasında inşaatı yeni tamamlanan ve önünde depreme dayanıklı yapıldığı yazan Altın Park sitesi de vardı. İddiaya göre inşaatın sahibi Fahri Öz, Allah'ın takdiri diyerek kendini savundu. Çalmadığını, aksine fazla malzeme kullandığını öne sürdü. Biz çaldıysak da yapı denetlemesi yapılmalıydı diyecek kadar ileri gitti. Arama kurtarma çalışmaları tamamlanan enkazlardan karot örnekleri alındı, ciddi malzeme kusurları tespit edildi. En fazla 3 santim civarı çakıl çapı olması gerekirken burada yumruk büyüklüğünde büyük taşlar gördük. Demirler gördüğünüz gibi düz demir olarak kullanılıyor. Çok fazla korozyon, yani paslanma gördük demirlerde. Elazığ'da kayda geçen bu görüntü ise hala akıllanılmadığının kanıtı gibiydi. Depremde hasar gören binanın dış cephesindeki çatlakların üstü böyle kapatılmaya çalışıldı.